Eczane ve Sağlık Merkezi'nin faaliyetlerinin askıda olduğunu da belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de İdlib'deki durum ele alındı. Toplantının ardından Belçika, Estonya, Fransa, Almanya ve Polonya temsilcileri ortak açıklama yaptı. Esed rejimi ve destekçilerinin sivilleri, okulları ve hastaneleri hedef alan saldırılarına derhal son vermesi çağrısı yapıldı. Bu saldırıların sorumluları hesap vermeli ifadesi kullanıldı. İdlib'de Suriye'de iç savaş başladığından bu yana en büyük felaketlerden birinin yaşandığı vurgulandı. Milyonlarca kişinin kente sıkışıp kaldığı, sert kış koşullarında temel barınma, gıda ve su ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkat çekildi. Açıklamada geçen sene Nisan ayından beri 1700'den fazla sivilin çatışmalar sebebiyle hayatını kaybettiği de kaydedildi.